ki. Şimdi sizinle şu hemen şu üçüncü doz meselesini de sorayım. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir bilimsel çalışmadan bahsetti. 30 milyondan fazla vatandaşımızı inceledik diyerek ve şu cümleyi kullandı. Dedi ki inaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi 2 doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı. Ben biraz daha anlaşılması için şunu söylüyor yani 3 dozu da Sinovac olduysanız ciddi bir koruma var. 2 dozu Sinovac olup 3. dozu BioNTech olduysanız bu ikinci sırada geliyor koruma olarak. Ama sanki bugüne kadar pek çok bilim insanının ve doktorun yorumu değerlendirmesi bu sıralamayla uyuşmuyor Serap Hanım. Sizin görüşünüz nedir? Evet, şöyle şimdi bu çalışma bakanlık tarafından yapılan bir çalışma. Hani öncelikle hani benim çalışmada herhangi bir katkım yok, onu belirtmek isterim. Ve veriler henüz hani bilimsel bir dergide de çıkmadı ve tam olarak hani kesin bir sonuca varılabilmek için de erken olduğunu düşünüyorum ben bu verilerle. Aradaki hani söz edilen fark da çok büyük bir fark olmadığında yani o verileri bize de sundular gerçekten. Hani bilimsel olarak değerlendirdiğim zaman şu an hani böyle kesin bir sonuç olamayacağını düşünüyorum. O nedenle şu anda elimizdeki veriler hani bilimsel olarak değerlendirdiğimiz zaman elimizdeki verileri, bilimsel dergilerde yayınlanmış verileri değerlendirdiğimiz zaman mRNA aşılarının daha güçlü bir antikor yanıtı oluşturduğunu ve oluşan antikor yanıtının gücünün de Delta'dan korumadan çok önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle de ben halen bu bilgiyle gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hani belki bakanlığın verileri biraz daha detaylı olarak değerlendirilmeye, işte dergilerde yayınlamaya ihtiyacı var gibi geldi bana. O nedenle ben halen 3. dozu özellikle yaşlılarda, bağışıklığı baskılanmış konaklarda mRNA olarak yapılmasını tavsiye ediyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Tamam. Peki şimdi hani bu aşı meselesi bir daha hafif geçirmemizi sağlayacak. Hani COVID'den hiçbir şekilde muaf değiliz aşı olsak da. Alabiliriz virüsü ama daha rahat geçirebiliriz. Aşı bize bunu sağlıyor, bu birincisi. Böyle olunca sağlık sisteminin üzerindeki yük kalkıyor ve başka başka hastalıklar nedeniyle tedaviye, özellikle de yoğun bakıma ihtiyacı olanların önünü açmış oluyoruz. Bu da iki. Evet. Çok temel iki sonucu var. Şöyle bir soru soracağım aşıyla ilgili olarak ve mutasyonla ilgili olarak. Çünkü geçen gün özellikle sosyal medyada bir iki mesajla aşı karşıtları ile ilgili bir tweetimden sonra otur cevaplar gördüm. İnsanlar diyor ki pek çok uzman aşıyla değil mutasyonlarla bu virüs sona erecek diyor. Bunu neden görmezden geliyorsunuz diye bir yorum vardı mesela. Valla ben bugüne kadar öyle bir cümle duymadım sizlerden. Aşıyla değil de mutasyonlarla bu iş çözülecek meselesi. Ve şunu merak ettim Serap Hanım. Aşı yapmanın mutasyonların önünü kesme konusundaki etkisini de merak ettim. O konuda biraz bizi aydınlatır mısınız lütfen? Şimdi şöyle RNA virüslerinin mutasyon yapabilmesi ya da bir virüsün mutasyon yapabilmesi ne kadar çok yayıldığıyla bağlantılı bir şey. Yani siz bu infeksiyonun yayılmasını engellerseniz virüsün mutasyon yapma şansını da engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz aşıyla hastalığı azalttığımıza göre yayılmasını da azaltıyoruz. Yani aşıyla mutasyonu artırmak diye bir şey söz konusu değil. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim şu anda aşıyla elde ettiğimiz en büyük şey ne biliyor musunuz? Ölümlerin azaltılması. Yani hastaneye yatışın azaltılması, sağlık sisteminin meşgul edilmemesi falan değil. Şu anda biz ölümcül bir hastalıktan insanların ölmemesini sağlıyoruz. Birincil amacımız bu. Aşı şu anda ölümleri çok büyük oranda azaltmış durumda. Dediğim gibi aşılı olan toplumlara bakın. Şu anda delta pikini yaşıyor bütün dünya, biz dahil olmak üzere. Delta pikine aşılanmış, nüfusunun yarısından fazlasını aşılamışken yakalanan toplumlara bir bakın. Bir de aşılanmadan yakalanmış toplumlara bakın. İnanılmaz farklı sayıda ölüm var. Kat kat arttı aşılı olmayan toplumlarda. Diğer toplumlarda mesela İngiltere yine 30 bin vaka görüyor. Ama daha hani gençlerde görüyor zaten, aşısızlarda görüyor. Ve onlarda ölüm oranı yüksek olmadığı için çok belirgin 10 kat daha az ölüm görüyorlar. Dolayısıyla bizim esas amacımız, bırakın varyantı meseleyi. Hani varyantların ortaya çıkmasını tabii ki bulaşmayı engelledikçe varyant ortaya çıkmasını engellemiş oluyorsunuz. Biz ölüm azaltıyoruz şu anda. Çok daha temel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şu an Türkiye'deki en büyük kaygımız da nedir?
Delta'ya yakalandık daha fazla hasta daha çok Evet. ölüm olacak yani. Yani dolayısıyla eğer hani aşıyla değil mutasyonlarla bu virüs olacak diyen bir uzman varsa aslında şunu söylüyor. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir demek istiyor, değil mi? Tabii. Ya onlar bir de bakın hipotezlerde bulunabilirsiniz. Ya bu işte daha mutasyonu bu bir hipotezdir. Bunun bilimsel olarak bir değeri yoktur kanıtlanmadığı sürece. Tabii. Yani biz bilim dünyası hipotezler Peki. kurar, onu kanıtladıktan sonra o bilgiyi kullanır. Bu bilgi kullanılamaz zaten. Şunu da söyleyeyim, aşı karşıtı diye bir şey yok. Bilim karşıtlığıdır bu. Şu anda bilim dünyası uzlaşmış vaziyettedir aşıların COVID-19'a karşı etkili ve güvenli olduğu konusunda. Onun dışında kalan insan bir laf ediyorsa bilim karşıtıdır bunlar. Hekimse şarlatandır. Bakın TTB şarlatan insan tanımlaması yaptı. Şarlatan hekim tanımlaması yaptı. Çok güzel yayınladılar. Onu da görebilirsiniz. Televizyonda çıkıp aşıya karşı konuşan hekim varsa bütün ölçütleri tutuyor. Şarlatandır bunlar. Peki. Aşı karşıtı değil. Bunlar bilim karşıtı insanlar. Bunu vurgulayalım. Doğru, Bakın hala vurgulayalım. insanlar aşı Doğru. kısırlık yapıyor diyorlar. Kısırlık Evet. yaptığını gösteren hiçbir veri yok. En ufak bir veri Bilakis yok. yapmadığını gösteren veri var. Yani bu artık saçmalık gerçekten yapılanlar. Belli ki buna artık sizin de tahammülünüz kalmamış Yok. Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz. Çok önemli bir cümleydi o. Aşı karşıtlığı bir şey yok, bilim karşıtlığı var. Bunun da altını bir kez daha çizelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür Bize ediyorum. vakit ayırdınız. Kolay gelsin size tekrar. Hoşça kalın. Şimdi